Yeni bir videodan selamlar. Bugün yeni bilgisayarımı toplayacağız ve bu bilgisayar Türkiye'nin en iyi ve en güçlü bilgisayarı olacak. Gösterecek çok fazla parça var, o yüzden hemen hızlıca hepsinin üstünden geçeceğim. Öncelikle burada Asus ROG'nin GeForce RTX 4090'ı var. 4090 zaten dünyanın en iyi masaüstü ekran kartı ve bu ROG versiyonu. İşlemcimiz daha lansmanını birkaç gün önce yaptı. AMD'nin Ryzen 9 7950X 3D modeli. Şu anda dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak geçiyor. Bu işlemci için muhteşem bir anakartımız var. Yine Asus ROG'nin Crosshair X670E Extreme modeli. Bu anakart şu anda Asus'un AMD tarafındaki en iyi anakartı. Kasamız yine Asus'un ROG serisinden Hyperion modeli. Bu kasa da ülkeye, yani Türkiye'ye dün giriş yaptı ve ilk defa bu videoda göreceksiniz muhtemelen. Kasayla ilgili şu an verebileceğim en ilginç ikinci bilgi ise kasanın boş haliyle 21 kilo civarında olması. RAM'lerimiz Kingston'ın Fury serisinden 16x4 DDR5 6000 MHz'lik RAM'leri, toplam 64 GB ve AMD Expo desteğiyle geliyorlar. Depolama olarak yine Kingston'ın SSD'leri var burada. Bunların tanesi 4 TB, yani toplam 8 TB'lık bir depolama kullanacağım. Bu SSD'ler 7300 MB saniye okuma hızları sunabiliyorlar. Güç kaynağımız şöyle altlarda kalmış ama bu da özel bir güç kaynağı. Asus'un 1000 Watt'lık Thor modeli, bunun içinden yeni ekran kartları için kablo da çıkıyor. Şimdi ana parçaları saydım ama burada gördüğünüz gibi daha bir sürü parçamız var. Bunlar ne diye soracak olursanız, bu bilgisayarı özel sıvı soğutmalı olarak kuracağız. Mesela şurada görmüş olduğunuz parça ekran kartının üstündeki fanlar yerine kullanılıyor. Ekran kartının üstünde bu hazır olarak gelen soğutucuyu söküp yerine bu su bloğunu takıyoruz özetle ve bunun içinden su geçerek sistemi soğutmuş oluyor. Bunu işlemci için falan her şey için yapacağız yapabildiğimiz. Yapacağız derken tabii ki Harun'u kastetmediğimi tahmin etmişsinizdir. Bugün Modart PC'den Lemon bizlerle. Bizlerle. Ha biz, geleyim. İşte ikinci kez tekrarlamanı bekledim. Nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi, hoş bulduk. Sana şu güzel sistemi toplamak için ben can atıyorum. Biliyorsun, seviyorum bu tür sistemler kurmayı. Bana bir sürü şey aldırdın. Evet, sana bayağı bir masraf yaptırdık gerçekten yani. Telefonda konuşuyoruz, ben dedim ki ben bu sene böyle özel sıvı soğutmalı sistem toplamak istiyorum. Sen de bu işlerden anlıyorsun. Eyvallah, sağ ol. Anlıyorsun da hafif almak gibi mi oldu? Yok, sorun değil ya, anlıyoruz yani. Dua yeni, Türkiye'de bu işin dua yeni. Teşekkürler, eyvallah. Çok gurur verici. Valla elimizden gelen en güzel sistemi sana toplamaya çalışacağız. Yani var ya, güzel parçaları da aldık, hepsini sen aldın. Yani adam tıkır tıkır. Ona bağlayacağım şimdi. Ben sanıyorum ki böyle bir tane hazır kutu alacağım ben. O yani kutunun içinden her şey çıkacak. O diyor bilmem ne pompasını alacaksın diyor. Üstünde diyor şu motoru beğen olmaz diyor. Öteki motordan alacaksın diyor. Şurada yani diyor. Büyük bir döngü olacağı için öyle her parçayı kolay kolay kullanamıyoruz. Bildiğiniz seninle kaç ay uğraştık? Bayağı uğraştık. Neredeyse bütün parçalar yurt dışından bu arada. Bulması da çok zor. Getirtmesi de zor. Vergi ödemesi de ayrı bir zor. Ya mesela benim için şu bildiğin radyatör. Aynen. Ama bir tomaşa takılamıyor. Ha, bakıyorum diyorum ki bunun ucuzu var. Linkini atıyorum. O diyor olmaz diyor. Bir link atıyor. Bakıyorum en pahalısı. Senin gibi kaliteli bir adama en kaliteli malzeme gider diye düşündüm yani. Sıvıyı ne renk kullanacağımıza bir türlü karar veremediğim için ben neredeyse her renk sıvı aldım gördüğün gibi. Zaten ömrümüzü tükettiğin nokta oydu yani. Burada gördükleriniz bunun başlangıcı arkadaşlar. Daha şuradaki poşetlerde 5-6 tane renk daha bulunuyor. Ama turkuazımsı bir renk olsun istiyorum. Aynı zamanda UV reaktif olsun. Yani UV ışığı tuttuğumda parlasın istiyorum. Zor bir şey istemiyorum. Her zamanki lemur. Her zamanki lemur. Onun dışında burada böyle bir sürü şeffaf borumuz var. Bunların bükme, eğme falan hepsi sende. İşçilik bende abi. O kısımda bende. Daha önce benim akvaryum için bir tane emiş borusu yaptı bu arada bunlardan. Abi bildiğin adımız borucuya çıktı ya. Ama kısmet işte bak. Muhabbeti tabii açtı. Nereden nereye evet abi? Nereden nereye? Daha zaten şu ekran kartı bloğunu, işlemci bloğunu falan hepsini aradan çıkartacağız edeceğiz. Yani efsane bir sistem toplayacağız sana. Ve dünyada ikinci olacak. Türkiye'de ilk. Türkiye'nin en güçlü olduğu gerçeği değişmiyor. Türkiye'nin en güçlüsü ama de Türkiye'de. Ama bu kasaya özel sıvı soğutma yapılan ikincilik alabildim. Çünkü geçen gün başka birisi yapmış. Yurt dışında ama Türkiye'de değil. Yurt dışında. Türkiye'de ilk sen. Bana yeter. Ben mutluyum. Aynen öyle. Hep ilkleri bende görecek halleri yok yani. Ya. Sanırım bir 2-3 günümüz bu masada geçecek. Geçecek abi aynen. Uğraşacağız ama güzel bir şey çıkartacağız ortaya. O halde şov başlasın diyeyim mi? Başlasın de, her zaman gibi. O halde şov başlasın. Tell me to speak the truth. Tell me to speak the truth.
avukatı. Ve an itibariyle kasamız hazır. Düğmeye basma şerefini sana bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ve basıyorum. Bir saniye bile düşünmedi, çat diye bastı ya. Aynen. Benim bayağı içime sindi bu arada. Eline sağlık. Teşekkür ederim, ne demek. Beraber yaptık. İlk defa birisiyle birlikte ortak sistem topluyorum ben bu arada. Gerçekten? Evet. Harun'a toplamayı öğrettiğim bir videom var. Ama bir kasayı ilk defa bir başkasıyla topladım. Normalde kasamı kimseye elletmem. Gurur duydum şu an. Çok teşekkür ederim gerçekten de. Ama çok farklı, güzel bir şey oldu ya. Güzel oldu, güzel. İşçiliğin de yani... Sağ ol. İçindeki sıvıyla ilgili şöyle bir şeye karar verdim bu arada. Levon hala niye karar veremediğim konusunda Yani. Aslında ben de karar veremedim ama şöyle bir arayol buldum. Ne buldun abi? Şu an içerideki zaten mat beyaz. Evet. Ve bu mat beyazı istediğim zaman istediğim renge çevirebileceğim yeşil, mavi ve mor sıvılarım var. Vay. Şu an bu şekilde kullanacaksın. Evet, şu anda beyaz bırakacağım. Canım sıkılırsa diyorsun, elimde seçenekler var, renk değiştireceğim. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Diğer pigment boyaları direkt buraya getirmedim fark ettiysen. Aynen. Çünkü maviyle yeşili karıştırıp turkuaz yapabilirim ve her şeyin sarpa sardığı noktada mora çevirebilirim. Abi adam beyin ya. Ama sen de rahatladın, sonuçta bir karara varmış oldun. Kesinlikle abi. Kararsızlıktan daha iyi. Yoksa hani kararsızlık genelde bu tür custom sıvı soğutmaları da işimizi çok fazla bozar. Bu arada biliyorsun bu benim ilk özel sıvı soğutmalı sistemim ve dikkat etmem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Var. Şimdi ilk defa kurduğumuz için, hatta sana şöyle canlı göstereyim. Ön ve üst panelde bulunan radyatörlerde belli başlı hava boşlukları olabiliyor. Bu havalar yaklaşık bir haftalık bir sürede şuradaki rezervuarda oluşacak. Bu rezervuarı bazı kişiler çok fazla fulluyor. Bunu kesinlikle kimsenin yapmaması lazım. Burada 1-1,5 santimlik bir boşluk bırakacaksın ama su azaldıkça buradaki kör tıpayı açacaksın ve ekleme yapacaksın. Şu anda sistemi test etmek için sabırsızlanıyorum. Arka planda Windows USB'sini falan hemen ayarladım. Birazdan onu kuracağım. Senin de eline sağlık. Gerçekten içime sindi ve çok güzel gözüküyor. Beğendiğine çok sevindim. Yani güle güle, sağlıkla kullan. Bir sıkıntı olursa zaten seni rahatsız edeceğim. Her zaman, her zaman. Eğer Türkiye'de bundan daha iyi bir sistem çıkarsa önümüzdeki günlerde zaten Levon'un kanalında çıkar. Bu tarz özel sıvı soğutmalı sistemler
hoşunuza gidiyorsa Levan'ın kanalına ya buradan bir yerden kart çıkmıştır ya da açıklama bölümünde Modern PC kanalını bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Hakan. Güle güle kullan. Sana güzel bir bilgisayarı teslim ettik. Biz evimizi özledik. 3 gün oldu yorulduk. Çocuk da bizi özledi. Bizi sal biz gidelim abi. Hem teşekkür ederim. Seni de testlerle baş başa bırakalım. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Çok teşekkürler. Evet, yeni bilgisayarı yerine yerleştirdim ve yaklaşık 5 saattir test ediyorum. Şu an burası bu kasa için hiç uygun değil çünkü Helios'a göre daha yüksek bir kasaymış bu ve arkaya doğru itemiyorum. Masanın profiline takılıyor. Bunu büyük ihtimal ya sağa alacağım ya da masanın şuradaki boşluğuna falan bir yere alacağım. Bilmiyorum tam olarak nereye alacağımı. Önceki kasamı 3 yıl önce falan topladığım için artık içini görmesem de oluyordu yani. Böyle ters dursa da oluyordu da bunun içini görmek isterim. Ya bir de bu konu açılmışken bazı kişiler benim ayda bir falan bilgisayar topladığımı düşünüyor. Niye öyle düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bilgisayarımı 3 yıl önce topladım. Yaklaşık 2 yıl önce de birkaç tane parçasını değiştirdim. Neden öyle düşünüyorlar biliyor musun? Senin yüzünden. Ne alaka? Çünkü sana durmadan senin bilgisayarını da yeniliyorum çünkü. Nasıl benim bilgisayarımı da yeniliyorsun ya? Şimdi bu bilgisayarı yeniledim. Yeni bilgisayarım diye video yayınlayacağım. Aradan çok bir zaman geçmeden sen bana başlayacaksın abi benim bilgisayar. Birkaç haftaya da senin bilgisayarı yenileceğiz. Diyecekler ki ooo bir ay geçmeden bilgisayar değiştirdin. Hayır, bir de şimdi inceleme kanalına da durmadan bilgisayar tanıtıyoruz ya. Onlarla alakalı olabilir. Bir de yayın bilgisayarı topladım arada bir tane. Son 3 yılda bir kendime bilgisayar topladım. Sonra kendi bilgisayarımı yeniledim. Sana bilgisayar topladım. Senin bilgisayarını sonra yeniledik birkaç parçasını. Sonra bir de yayın bilgisayarı topladım. Yani toplam 3 bilgisayar toplamışım. 2 kere de upgrade yapmış. Evet, yani çok da haksız değiller şimdi be. Yine de ayda bir değil. Ortalaması 8 ayda 1'e falan geliyor. Bununla bayağı bir gideriz ama. Çünkü parçaların hepsi çok güncel. Güncelleyecek bir şey olmaz. Ama Harun arkadan niye ısırtıyorsun? Bilgisayar istemeye başlayacaksın değil mi? Bak bu video bitsin, benden bilgisayar istemeye başlayacak. Şimdi bu videonun başında gördüğünüz efektleri. O efektleri yapmak her bilgisayarla olmuyor. Benim bilgisayar artık böyle şey diyor. Yenile beni, yenile beni. İlk önce bir bunun neler yapabildiğine bakalım mı? Şimdi bilgisayarda ilk denediğim şey yapay zeka ile video iyileştirme. Bunun için şöyle Topaz AI diye bir tane uygulama kullanıyorum ben. Bu uygulamayı slow motion çekimlerde kullanıyorum. Çünkü slow motion kameralar şu an kullandığımız kameralar kadar kaliteli çekemiyor. Yani o daha yüksek FPS çekmek olduğu için. O görüntüleri yapay zeka ile işlemek izleyici açısından yani sizin açınızdan çok daha seyir zevki yüksek bir şey ortaya çıkartıyor. Kısa bir çekimle test ettim. Önceki bilgisayarımda 23 dakika civarı süren render bunda 11 dakika civarına düştü. Diyebilirsiniz ki derdin 10 dakika mı? Hayır değil. Şu anda bir günden fazla kar ettim gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sadece bir slow motion videosunun içindeki bütün görüntüleri bu programla işlemek 2 günden fazla sürüyor. Bu sistemle bir videonun renderını bir gün civarına düşüreceğim ve bu benim için muhteşem bir şey. Premiere'de, After Effects'te vesaire zaten uçuyor, onları söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Zaten orada aşırı bir zaman şeyim yok. Hani bir videonun render maksimum 1 saat falan sürüyor Premiere'de benim için. Yapay zeka kadar yüksek kar yok benim için orada anlayacağınız. Tabii ki yine de süper bir şey. Tek oyun indirmeye zamanım oldu, o yüzden Spider-Man'i indirdim. Tam ekran, HDR açık, VSync'i kapatıyoruz, Nvidia Reflex açık, DLSS Frame Generation açsam mı diye düşünüyorum. Bu yeni nesilde gelen şey, yapay zekayla ekstra frame oluşturma. İlk defa göreceğim. Açıyorum ya. Şu anda 4K'da 220 FPS ortalamayla falan takılıyoruz. Ara sahne bir geçsin, gameplay'e de bakacağım. 180 ortalamayla aksiyonda takılabiliyorum 4K'da. En yüksek ayarlar. En yüksek ayarlar. Şimdi daha bir bakacağım ama bir ek ayar bakalım. Oyun içinde daha fazla ayar var çünkü. Şimdi maksimum grafiği alıyorum. DLSS'i de en yüksek FPS verecek şekle getiriyorum. RTX kapalıyken 210 FPS, 220 FPS ortalamalara çıktık. Hemen bir de RTX'i denemek istiyorum. Şu anda RTX açık ve veri high'a alıyorum. Şu anda bir bilgisayarı zorlayabileceğiniz, bir oyunda zorlayabileceğiniz maksimum şeye geldim sanırım. Ve 170-180 FPS ile maksimum RTX açık şekilde oynayabiliyorum. Hiç zorlanıyormuş gibi gözükmüyor ama sanki.
Sanki zorlanmıyor evet. Fan sesi falan da yok ha. Bayağı iyi sanki ha. İnşallah nazarım değmez. Kullandığım monitörler 144 Hz bu arada. İlk defa bir oyunu 4K 144 Hz RTX açıkken 144 FPS'in üzerinde oynayabiliyorum. Onun mutluluğunu yaşıyorum şu an. Sistemin bu performansa kıyasla güç tüketimi de gayet makul seviyelerde bu arada. RTX 4090 çok yüksek güç tüketiyor farkındayım. Fakat hakkını veriyor. Kesinlikle hakkını veriyor. AMD'nin 7950X 3D'si beni ekstra şaşırttı çünkü 120 Watt TDP'si var ve bu performansı 120 Watt TDP ile veriyor. Buna rakip işlemciler 250 Watt falan tüketiyor, yani oradan bir hesap yapabilirsiniz. Özetle sistem her şeyiyle fazlasıyla içime sindi, özellikle sessizliği ekstra içime sindi. Kasanın içinde 10 tane fan var, üzerine pompa var, ona rağmen yük altındayken bile neredeyse sessiz çalışıyor. Hatta Armor Crate yazılımından yapay zeka soğutmayı sessiz moda alırsanız fanların yarısını da kapatıyor. Şu anda egzoz fanı, tepedeki fanlar çalışmıyor, sadece öndekiler çok düşük RPM'de çalışıyor. Pompa tabii ki çalışmaya devam ediyor, onu kapatmıyorsunuz hiçbir zaman. Şu kapağı kapattığımda neredeyse sıfır ses. Bu sessizliği sana yapamayız abi. Onun için çok parça gerekiyor. Olsun bana ama kuralım. Tamam, videonun başındaki bir rolü çok kişi beğenirse çok uzatmadan sana bilgisayarı toplayacağım. Hatta böyle şey yapacağım. Direkt yeni nesile geçireceğim seni de. Söz. Yemin et. Yani. Evet, umarım sistemi beğenmişsinizdir ve umarım daha iyileri sizlerin olur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak veya bir yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Harun'un bir rolünü beğendiyseniz beğendiğinizi söylemeseniz de olur. Bana birazcık masraf açılacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, herkes yorumları bekliyorum. Harun FC. FC ne ya? Fan Club, bilmiyorum, TikTokçularım. Harun FC'yi bekliyorum yorumlara. Bay bay.